Merhaba arkadaşlar. USB-Ethernet için video kısmında, açıklama kısmında vereceğim bu siteden bu driver'ı indiriyorsunuz. Kurulumu yapacağız. Basit bir kurulum zaten. Tanınmayan Ethernet karttan bir macOS cihazında kullanımı için bu driver'ı son güncel haline yüklemeniz gerekiyor. Sürdür diyoruz. İndirdik. Klasöre çıkardık. Sürdür diyoruz. Kurulum basit. Ben daha önce kurduğum için tekrar kurmayacağım bunu. Kurulum size bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Onu söyleyecek zaten size. Kurulumdan sonra şu uygulamalara bakın, bu uygulamayı simgesini gördünüz, bu uygulamaya atıyor. Çalıştırdığınızda Activate, Deactive yazan iki ekran var. Activate yapmamız lazım. Activate'i bastığımızda USB'miz takılı olsun, Ethernet USB'miz. Bizden güvenlik izni istiyor. Şuradaki güvenlik tercihlerini aç diyeceksiniz. Güvenlik tercihlerini aç dediğimizde kilit simgesine tıklayın aşağıda. Şu görmüş olduğunuz yere izin vereceğiz. Kilit simgesinden ne yapıyoruz? Hemen İzin ver dedik şifremizi girdikten sonra. İzin verdikten sonra cihazımız bilgisayarımıza tanıtıldı ve kullanıma hazır hale gelmiş oldu şu anda. Ağ bağlaştırıcılarının içine girdiğimizde görebileceğiz onu şimdi. USB-Ethernet kartlarının, son alınan USB-Ethernet kartlarının bazılarında bu sorunu yaşıyor macOS cihazlarda. Bakın geldi cihazımız. Bir altta, iki altta da benim eski cihazım var. Bu daha yeni, daha güncel bir cihaz. Bakın şu anda bağlanmış durumda ve kullanabiliyorum. Daha sonra kullanımı iptal etmek istediğinizde deaktif deyip de iptal edebilirsiniz. Bu şekilde bu cihazı kullanıyorsunuz. Bunun için açıklamada vereceğim programı indirip kurmanız gerekiyor. Bilgisayar yeniden başlattıktan sonra bu küçük ekrandaki Activate yazan yere tıklayıp cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Kolay gelsin.